Gelelim şimdi Cüneyt Özdemir'e. Cüneyt Özdemir'in ilk işlerinden biri. Şimdi Cüneyt Özdemir bize, Cüneyt de gösterin çocuklar. Görünsün ha. Cüneyt Özdemir bize 0 kilometre geldi. Ama kameramanlıktan asistanlığa kadar da her şeyi yaptı. Ve ortaya işte Cüneyt Özdemir çıktı. Before and after. Before and after. Şimdi bakın Cüneyt Özdemir nasıl gelmiş ve şimdi de siz oy verin. Zaten sonunda söyleyeceğim. Oy verdirteceğim hepinize. Bakın Cüneyt'i izleyelim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Eşref Bitlis'in Yeni Mahalle'de uçağının düştüğü yerlerde dolaşırken aklınıza nasıl düştüğü kadar takılan bir başka soru daha var. Neden? Neden Eşref Bitlis'in uçağı düşürülmek istensin? Neden bu olay bir kaza olmasın da sabotaj olsun, bir suikast olsun? Bunun nedenini anlamak için, nedenini tartışmak içinse bugün bakmak yetmiyor. 1993 yılına, o yılın şartlarına bir kez daha dönmek gerekiyor. Bugünün Gökovası 8 yıl öncesindekinden çok farklı. Yıllar önceki tartışmada o küçük kızın söyledikleri bugün gerçek oldu. Türk Evleri Köyü'nün artık asfalt yolları, villaları, bir de termik santrali var. İşte gördünüz Cüneyt Özdemir'imiz. Bizim bir de bütün bu kadronun kamera arkaları var. Bakın kamera arkalarına da bir bakalım. Çünkü kamera arkalarında biz çok, emin olun, çok eğlendik. Kezden. Bizler... Dur şuradan. Evet. Just a few seconds, would you please? Evet. Gaz odalarında ölenler buraya... Bir daha yapayım. Gaz odalarında ölenler buraya taşındılar. Hiçbirinin kimliği belli değildi. Kaç kişi öldü? Ne oldu? Cüneyt'in, Can'ın, Deniz'in, Rıdvan'ın bir dilleri var. Mesela benim çok kurudur dilim. Yani ben net anlatmaya çok şey yaparım. Dikkat ederim. Çok basitleştirip çok iyi anlaşılsın isterim. Bunların hiç öyle değil. Yani sizin ayrı bir diliniz var. Aslında siz bayağı zorladınız bizi. Hani kısa yaz, öyle olmaz, uzun cümleler kurma. Şimdi bu daha yeni tartışılıyor. İşte şimdi artık internet çağı deniliyor. Biraz daha kısa cümleler kuralım. Gençler artık böyle şey yapalım diyor. Mesela ben hatırlıyorum ilk dosyada siz alıp bir kenara koymuştunuz benim sesimi. Gel bakayım öyle alınmaz böyle olur deyip ben de biraz bozulmuştum hatta korumalar dosyası. Ama gerçekten bir saat boyunca bak böyle okuyacaksın, okumayacaksın, anlatacaksın, anlatır gibi yazacaksın. Ve emin ol ben hala çok... ana haber yukarıda haber merkezinde bunu değil, söylüyorum. Hala söylüyorum. Yani A'sı B'si aslında ama biz bir türlü o şeye giremedik belki. Cüneyt'in son derece önemli... Bitlis olayı, Bitlis Paşa'nın cinayet mi yoksa bir kaza mı paketi? Ona bir bakalım çünkü o da çok önemli kilometre taşlarından biri. Kaza dosyalarında yalnızca teknik raporlar, incelemeler yoktu. Bir de yapılmış iç soruşturmalar, alınan ifadeler ve en önemlisi konuşan tanıklar vardı. Yapılan soruşturma sırasında özellikle bir ifade diğerlerinden farklı şeyler söylüyordu. İfadenin sahibi Tahir Metin adlı erdi. Uçağın düşmesinden önceki gece uçağın bulunduğu hangarın önünde nöbet tutmuştu. Verdiği ifadede şüpheli bir durumla karşılaştın mı sorusuna evet cevabı vermiş, olan biteni anlatmış, sonra da terhis olup memleketine geri dönmüştü. 32. günde yaptığımız uzun araştırmalar sonucu bu önemli tanığı ilk kez bulduk ve konuşturduk. Tahir Metin Bursa'da yaşıyor, o şimdi bir işçi. Ancak üzerinden uzun zaman geçse de o gece yaşadığı ilginç nöbeti hiç unutmamış. Gece 6-8 veya 8 ön nöbetinde nöbet tutuyordum. Yani dikili nöbeti. O anda şey geldi bir tane, astsubay geldi. Pilot kıyafetli. Ben şüphelenmedim. Hala. Geçen gün sabahın manşetiydi. Evet. Arıyorlar işte bu eri bulup konuştursalar ne iyi olur diyorlar. Aradan 14 yıl geçti. Bizim 14 yıl önce Rıdvan'la beraber yaptığımız biz Susurluk ve bu dosyalara Kanlıca'da artık İstanbul'a taşınmışken tutulduk. Yakalandık daha doğrusu 32. günde. Ve mesela bu eri bulmamızın öyküsü bayağı Bursa şehir rehberini koyduk önümüze. O dönem elektronik de değil. Ve 3 arkadaş tek tek aramaya başladık. İşte 30 tane Tahir çıktı. O Tahirlerle konuştuk. O mu bu mu? En son 3'e indirdik ve ben Bursa'ya gidip 3'üyle de konuştum. Bir tanesine denk geldi. Ama daha da önemlisi o dönem belki de aslında bu 32. gün doğru dürüst bir dönemi yok. Her dönem özellikle 90'larda evet. 2000 arasında
her dönem çok sarsıntılı ve stresli geçiyordu. Biz takip ediliyorduk. Ofisimiz gözleniyordu. Bana komplo düzenlediler. Yani birileri o dönem işte başka gazeteciler buna aldanmış. Biz neyse ki son anda fark ettik. Yani bu Susurluk döneminde Mehmet Ağar'ın istifa ettiği mesela bu ilk kaza aldıktan sonra biz bir çift muhabirimizi otele gönderdik. Abdullah Çatlı'nın kaldığı otele. Çünkü bir hafta önce biz Mehmet Ağar'a ulaşmaya çalışmıştık ve ulaşamamıştık. Bir noktada izini kaybetmiştik ve acaba aynı otelde midir diye düşünüyorduk. Ve biz bayağı bir çift, nişanlı bir çift kılığında bir çift muhabirimizi gönderdik, kameramanla muhabiri. Ve Mehmet Ağar'ın da o otelde kaldığı ortaya çıktı. Daha sonra o istifa etmek zorunda kaldı. Hanefi Avcı'yı ekrana çıkartmak için biz bir yıl boyunca ben Hanefi Avcı'yla görüştüm. Yani ağlamıştı Hanefi Avcı. Ve çok ilginçti. Yayına çıkmadan önce Mehmet Ebrant, ben, Hanefi Avcı bir otelin lobisinde oturduk. Telefonlar geldi. Dediler ki seni görevden alıyoruz çıkarsan bu programa. İşte şu şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Brandt bir ara tuvalete gitti. Ben döndüm, dedim ki ya iptal edelim isterseniz. Yani istemediğiniz bir şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Canlı yayına yaklaşık bir yarım saat vardı. Brandt geldi, şaşırdı çünkü o kadar stresliydi ki ağladı demeyelim de yani bayağı bir şey olmuştu. Yok dedi, ben çıkacağım demişti o dönem. Müthiş. Ve çok tarihi bir programdı bence de Hanefi Avcı'nın çıkması. O işte bütün Susurluk ve oradan onun o sözleriyle arka belki de ilk kez tescillendiği bir şeydi.